çok şey yaşamış Nimet. Yanında olamadım. Güney Kore'ye asker gönderiyoruz, duymuşsundur. Duyduk binbaşım. Allah utandırmasın. Ya Süleyman, hiç seni hayal edemiyorum öyle savaşın ortasında. Biliyorum tabii, kim koruyacak onu orada? Bu da mı geliyor yani senin şimdi? Nurhan, Yusuf, kalma. Gel, korkma. Savaşın içindeki hayatımıza girerek bu karanlık dünyayı adeta aydınlattı. Ayla olsun mu? Ayla. Ayla diyelim mi? Ulan ben bu kızı bugün görmezsen ölürüm lan. Benim adım Süleyman. Senin adın ne? 3, 4, 6, 1, 2, 1, 2, 3. Canım. 5. Allah. Şu sizin Merlin geliyormuş. Kim? We'll work together in this. Ay Süleyman Bey, nereye? Gemiye bin, evine dön. Siz delirdiniz mi? Bu adam nereye gidiyor belli değil. Bu kuşu aldın, iyileştirdin. Sonra da uçmayı öğrettin. Nasıl ayrılacaksın? Ya da o müşten nasıl ayrılacak? Allah! 50 yıl geçmiş. Şimdi eve dönme zamanı. Bu vaziyetteyken bu çocukla olmaz. Ah kuzum yine. Sensiz gitmem. Yeter! Orayla. Geleceğim. Eğer bize yardımcı olursan Ayla'yı buluruz. Canlısını bulacağız diyordun. Şimdi iş ölüsüne mi kaldı? Hello Özge. We found Ayla. Arama. Ben seni hiç bırakmayacağım. Geri geleceğim ben, tamam mı? Ve bu sefer hiç ayrılmayacağız. Yardım mı? Etkileyici, duygusal bir film. Bu filme bünyemizde Kore Harbi'ne katılmış Kore gazilerimizden hayatta kalanlar ve onların birinci derece yakınlarıyla beraber bugün bu filmi izleyeceksiniz. Bizler Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesi olarak ilçe protokolümüzle beraber böyle bir organizasyon yaptık. Ayrıca gelenlerimiz de var. Gerçekten çok güzel bir film. İnşallah keyifle hem o anları, o duyguları yaşayarak güzel bir seyir gerçekleşir sizlere. Herkese iyi seyirler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Gazilerimizle beraber Ayla filmini izledik. Gerçekten duygu dolu bir film, duygu yüklü bir film. Öncelikle yapımcıya, emeği geçen oyunculara teşekkür etmek gerekiyor. Tabii bizim bu akşam esas duygulandıran bizle beraber aynı salonu paylaştığımız gazilerimiz, Gaziler Dernek Başkanımız Galçın abimiz ve diğer arkadaşlarımızla beraber filmimizde 751 şehit vermişiz Kore'de. Türkiye 1950 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çağrısıyla çağrıya cevap veren 16 ülkeden bir tanesi. İlk cevap verenlerden bir tanesi daha doğrusu. Ve oradaki sessiz çığlığa müdahale etmek üzere giden bir ekibin evlatlarıyız bizler. Özellikle Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türk ordusunun muharip gücünün ne olduğunu görmesi bakımından da önemli bir deneyim. Ancak görüyoruz ki aradan uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen hala bugün dünyanın birçok ülkesinde ayda gibi 1,5 milyon üzerinde çocuk mağdur durumda, savaş mağdur durumunda. Gerçekten ülkemiz bu anlamda
başlık Suriye ve Irak olmak üzere orada yaşanan dramla ilgili ev sahipliği yapan, onlara kol kanat geren bir ülke. Biz de geçmişimizi yeniledik. Kore'deki hayatımızı yeniledik. Savaş aldık. Onun için yaptığım hazırladan dolayı, yani hatalardan dolayı şeref duyuyoruz. Ve inanın ki Koreliler bize kendi kardeşlerimizi severler, sayarlar. Helal olsun onlara verdiğimiz şeylere ve hepsine çıkıyoruz. Hepsine benler ayrıca.